Firavun'un yüksek kuleler inşa etmesinin amacı neydi? Yani o konuya şimdi mi girsek? Daha sonra mı girsek acaba? Yüksek kulenin bir amacı var tabii ki. Yani bütün o tarz eşyas hepsi yüksek kule yapmıştır. Ama o konuya altyapısıyla girmemiz gerekiyor. Altyapısı için önce o resimleri bir göstert de. Elinde kova ve kozalak olan rölyefler. Kovada ne var? Kozalağın ucunda ne var? Onları konuşacağız sonra. Ve bu kovayı taşıyan adamların o kolunda ne var? Neden o kolunda öyle bir alet var, cisim var? Neden başları hayvan başı gibi? Sümerler dönemine ait. Evet, kama benzeri o yan tarafta bir evet. Cisim taşıyorlar, iki adet. Bazılarında üç, bazılarında iki. Evet, gibi üç gibi görünüyor ama aslında evet. İki o. Üçüncüsü o tarz bir şey değil. Evet. Çanta. Evet. Pazubent. Pazubent var, evet. İki kolunda da. Yine o iki tane kama benzeri. Yine ve kanat var bunların hepsinde. Evet. Yalnız o saç kısmına bir gel bakalım, saç sakal tabii. Kısmını. Yaklaştır, yaklaştır. Bakın dikkat edin, onlar da kozalak tarzında. Evet. Saç ve sakal da kozalak tarzında. Evet. Ve küpe evet. Benzeri bir şey var kulağında evet. Takılı. Yine elinde kozalak. Kolunda saat benzeri bir yine cisim var, bileklik tarzı. Rozet sembolü. Pazubenti var yine, diğer rölyeflerde olduğu gibi. Onun da saçı ve sakalı biraz önce dediğiniz gibi kozalağa benziyor. Pazubentler. Elindeki kova ve yine rozet. Yine sol bacağı açıkta ve yumru benzeri bir mekanik görüntü var. Burada da karşılıklı olarak elinde kova ve kozalak taşıyan yine kanatlı İki figür var. Bunların siz daha önce başına da dikkat çekmiştiniz. Kafaların üzerinde şapka benzeri iki parçalı yapı olduğunu. Yine buradaki kanatlara dikkat çekmiştiniz. Bak ortada bir şema var, bakıyor musunuz? Evet. Bak orada uçan bir cisim var. Evet. Ortadakini göster. Ortadaki... Evet. Bak dikkat edersen o DNA molekülü tarzında. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Evet, evet. DNA molekülünün açılımı tarzında. Evet. Burada da yine bir elinde kozalak. Başı kartal başı gibi, başı evet. Başı kartal başı gibi, evet. Mezopotamya dönemine ait. Milattan önce 883 yılları. Yine burada elinde kovası var. Yine sol bacağı açıkta ve yumru benzeri bir yapı var. Daha önceki rölyeflerde gördüğümüz gibi lotus çiçekleri var yine burada. Burada. Yine kanatları var. Ve belinde yine iki tane kama benzeri cisim var. Burada da saçı yine kozalak benzeri bir yapıya sahip. Biraz önce gösterdiğimiz gibi. Bak dikkat edersen sağ kolunda ne varsa sol kolunda da var o. Evet. Evet. Yani vücudu dengeleyen bir yapı dikkat çekiyor. Evet. Sağda olan solda da oluyor. Evet. Yine elinde aynı yapıda kova görüyoruz. Kovaların aşağıda, biçimi aşağı yukarı evet, hepsinde aynı. Evet. Hepsinde aynı, evet. Ama bak şimdi burada dikkat çekici bir şey var. 1000 yıl önce, 2000 yıl önce, 3000, 4000 yıl önce, 5000, 6000, 7000, 8, 9, 10, 11, 12000 yıl öncesine kadar her yerde kovanın çapı aynı. Evet.
bak binler yıl farklar var. Güney Amerika'da, Asya'nın en uç bölgelerinde, Hindistan'ın en uç bölgelerinde, Afrika'nın uç bölgelerinde aynı heykeller asıyoruz. Her yere bu kişi ve kişiler gitmiş. Maşallah. Herkes bu kişilerle tanışmış. Ve titiz olarak kaya kabartması resimleri yapılmış. Çünkü talimatla yapılıyor. Yani talimat olmadan olmaz. Evet. Çünkü şeklini şemalini de söylemiş mesela. Şöyle çizeceksin. Evet. Böyle yapacaksın. Çizdirmiş. Evet. Bu kişiler aynı zamanda kule ustası. Doğru. Kule de yapıyorlar. Yüksek kule. Ve yüksek kuleye de gece çıkıyorlar. Gece. Gece 3 gibi, 4 gibi falan. Yani çok yüksek kule. Ve gece 3 ve 4 gibi çıkıyorlar. Bu da doğru. Evet. Birinci ekranda görüyoruz, örneğin binlerce yıl önce Ekvator'da olan soldaki rölyefle Mezopotamya'da olan sağdaki rölyef birebir aynı. Kovaların çapından, ellerindeki kozalığa kadar, baş şeklinden, sırtındaki kanatlarına, her şey saçı. Ve saçı arada gibi. Binlerce yıl fark var. Evet. Evet, ve bambaşka medeniyetler belirttiğiniz gibi. Diğer ekrandaki de Hitit medeniyetine ait. Bunu da elinde. Kozalak. Diğer elinde. Yine aynı ebatlarda. Orada da balık şeklinde gelmiş. Burada da balık şeklinde, evet. Yine bir diğer resimde, soldaki örnekte, burası Amerika'dan bir örnek. Kovayı görüyoruz. Yani diyorlar ki din hiçbir yere gitmemiş. Evet. Dünyanın hiçbir her yerine gitmiş din. Evet. Doğru olanı her yerde anlatmışlar. Kaya resimlerinden de bu sabit. Ve her ülkenin lideriyle bu kişiler görüşmüş. Evet, evet. Her ülkenin lideriyle bu tekris merasimi yapılmış. Yani hiç inkar edilecek gibi değil. Bütün Hitit krallarına yapılmış, Asur krallarına yapılmış, Mezopotamya'daki krallarla yapılmış. Hepsine bu tekris töreni yapılmış. Ve alınlarında o biliyorsunuz çift ikili sivri uçlu evet. Yukarı doğru çıkıntılı evet, evet, var. Evet. Evet. Sivri uçta biliyorsunuz ya elektrik akımını ya havaya verir veyahut vücuttaki elektrik dengesini sağlar. Bak sağ kolunda ne varsa sol kolunda da aynı var. Pazuben tarzında metal var evet. Sağ kolunda. Sol kolunda da metal var. Evet. Burada ve burada. Genelde ayaklar çıplak. Yani böyle çorap yok ayaklarında. Evet. Diğer ekranda Asur medeniyetine ait görüyoruz. Ortada... Bu yeterli. Bunlar evet. Yüzlerce tamam, var. Evet. Yani anlat anlat bitmez. Sabah kadar anlatsa bitmez. Kovanın içinde ne var? Kozalağı neden o kovanın içine batırıyor? Kozalağı batırdıktan sonra neden insanların alnının ortasına o kozalağı değdiriyor? Neden bunu yüksek bir kulede yapıyorlar? Neden gece yapılıyor? Neden bu kadar elektriğe karşı tedbir alınıyor? Elektriği havaya salacak sistem neden baş kısmında oluşturuluyor metalden? Neden pazuban bentler yapılıyor? Neden koldaki elektriği kontrol edecek sistemler var? Efendim, neden ayaklar çıplak? Neden sonra onu daha detaylı anlatacağız.